Biz şimdi Beşiktaş için hatırlıyor musun sen evet, de burada evet. konuştuğumuzda ya tempolu oynuyorlar önde baskılı oynuyorlar dinamikler e, özellikle hani bir 60 dakika o tempolu baskılı dinamik oyununu oynuyordu. Hiç bugün o görüntü yoktu ortada yani iç sağ maçıyla iç saha performansıyla deplasman performansı biraz farklı Beşiktaş'ın tamam seyirci etkisi vardır da burada hani... Başka da bir şeyleri sorgulamak Şimdi gerek. Şimdi Enkudu'ya bakıyorsun bir iki maç olacak şey değil. Ya Enkudu azdı filan dedik ya değil mi? Bugün Enkudu yok iki maçta. Yok işte. aldı zaten oyunda. Oyundan aldı ama bu kadar düş olmaması lazım. Galatasaray'da bakıyorsun işte o iki, üç maçtır dört maçtır oyuncuya düşme var mı? Hani dün maçın en iyisi. Boye. Boy. Yok. O zaman topçu kendine bakmıyor demektir hocam. Bak çok ne söyleyeyim. Yani hiç fazla uzatma. Demek ki bazı topçular kendilerine düzgün bakmıyor, Hayatları düzgün değil. Ondan ben ona bakarım. Hocam, yoksa veya bir veya başka şeylere bozuyorlar. Veya kapalarında başka abi. sorunlar var. Paralarını alamıyorlar. Misal veriyorum yani. Veya teknik adamlar sorunları var filan filan. E hocam ama performans düşüklüğü olabilir ya. Olmaz hocam. Daha dur ya kaçıcı maç. Yok hani günlük bir şey olabilir. Ya günlük bu, bu ama. Bu devam ederse tamam hocam aynı noktadayım yok. sende. Yani en Sezon başındaki oyunlarına bak. Sondan sonraki oyunlarına bak. Üç böyle. Bu... Üç maçtır öyle ya. İyi değil. Üç maç oldu mu? Oldu. E şimdi Valerian İsmail'den sorarlar bunun hesabını hocam. Valerian İsmail geçen seneden gelen bir teknik adam devamı. Yani daha hala takımda bazı şeyleri halledemiyorsa e zaten ellerini oluşturup gezenler var Beşiktaş'ın etrafında. Şöyle. <laughs> Duyuyorum. Bir ara Trabzon'da gezdiler. Şimdi Beşiktaş'ta geziyorlar. Duyuyorum. Abi. Geliyor. Ee, şöyle hocam, Beşiktaş takımının e, Fenerbahçe, Galatasaray, hatta belki Trabzonspor'a göre de e, biraz kadro derinliği e, sıkıntısı olabilir. Yani oynayan kadrosu çok iyi, ama yedeye doğru gidildikçe biraz makas açılıyor ve o sayı ne kadar var? Şimdi bir artık 16 oyuncun. Beş değişikliği de çünkü verimli kullanıyor artık takımlar bu pandemiden sonra getirilen kuraldan. 16 oyuncun iyi birbirine yakın olmalı. Beşiktaş böyle 13'ten 14'ten sonra sayamıyorsun pek hocam. Aynı seviyede gibi. Hocam tamam da takım oyunu oynaması lazım Beşiktaş'ın. Takım oyunu var mı? Vardı. Vardı. Peki niye böyle oldu hocam? Yani tamam şimdi de yani bir oyuncu değişikliğiyle veya sakatlanmasıyla takım oyunu değişmez hocam. Hocam şuraya baksana ya. Beşiktaş takımı 14, İstanbulspor ofansif gücü hiç yok dediğimiz İstanbulspor 11 kez neredeyse aynı. İkisi evet. de aynı sayıda şut atmış. Evet. 8'er şut. Evet. Abi bu normal bir bu ya Beşiktaş için normal değil bu. Anormal bir durum Beşiktaş a. Evet. Yani bizim bu sezon izlediğimiz hani keyif veren ya te hep ya yani Galatasaray bak Fener Beşiktaş tempolu oynuyorlar. Hatta Fener Fenerbahçe Beşiktaş daha işte önde baskı yapıyor falan diye konuşuyorduk. Çıkartmıyor etme. nerede? Bugün yok o. Niye bu kadar Şimdi iki, bu bir, performans iki, bir, iki bir oluyor? hocam. 2 bir maç. Hele bugün bakıyorum. İşte Beşiktaş İstanbul var Gazeteden aradılar. Dakika e, 79'du. Sen or orada mıydın? O, oradaydım hocam. Sen 85'ten sonra aradın. Hı. 85'ten sonra arayın çocuklar dedim. Peki abi dediler. Aradıklarında Beşiktaş golü Ya ben müneccim değilim ama yani kokluyorsun hocam. Yani Beşiktaş o sırada silkinmesi lazım. Beşiktaş takımının sağ içinde takım kaptanı yok. Ya takımı ateşleyecek, alacak mesela. Josef bunu yapabilecek bir adam ama yapamıyor. Birisi çıkması lazım Beşiktaş'ta. 2-1 öndesin. 2-1 kardeşim. Tabii tabii. 2-1 canım. Ya. Şimdi yani hayat kalk, vakit geçir Yani Beşiktaş takımı illa iyi oynamadığı maçı da kazanması lazım. Eğer büyük saat Yarın lazım olacak sana. Bu biz iki neden puan. bahsediyoruz? Galatasaray son dakika galibiyetleriyle yeni takım olma hüviyetindeyken to toplayarak puanları gidiyor dedi. Şimdi diyorlar ki Okan şanslı. Tamam, Okan şanslı. Peki şans nasıl oluyor? Enişte Ceza alanına girersen şans oluyor. Şans deneyince oluyor hocam. Ceza deneyince girmezsen oluyor. şans olmuyor. Tabii. Nasıl oldu şans? İki tane yeni oyuncu girdiler. Rakip futbolcu sağ yandan mücadele edecekken baskı yiyince sol yandan vurdu. Kendi karesine attı. Bu bir yerde şans değil hocam. Bu ya yani onu istemen, oraya girmen. Piyango bileti alırsan piyango çıkar. Ceza alanına girersen penaltı kazanırsın, gol kazanırsın. İlla sen atmazsın rakip hata yapar. Rakibin hata yapması ne demek? Senin rakibi zorlaman demek. Rakibin rahat hareket etmemesi demek. Bugün Beşiktaş takımı ben sana soruyorum. İstanbul Spor takımına geriden ne kadar rahat top çıkarttılar ya dikkat ettin mi hoca? Hele ikinci yarı. Ya sen 2-1 öndesin biraz baskı yap. Bir tempo yükselt, üçü bul. Abi İstanbul Spor takımı libero'ya veriyor, kaleciye veriyor, orta sahaya veriyor. Yana atıyor, ortaya atıyor. E, basan yok Beşiktaş takımında hocam. Birileri bassın biz alalım topunu oynuyor Beşiktaş takımı. Bir ara iyi baskı yapıyordu sezon başı kaçmak. Tabii canım. Ulan Beşiktaş takımı dedik müthiş ya baskı filan. Sabun köpüğü gibi gittiler. Şöyle bir oyunun boyu açılmaya başladı. İki orta saha Jetson o kadar mücadele etmesine rağmen orta sahadan çabuk. Çünkü gelmiyor kimse yardıma. Gelmiyor bu tarafa. Dediğin gibi 70'lerden sonra falan İstanbul Spor'a rahat rahat alan buldu. Niye? Hep geriye kaçtı Beşiktaş takımı. Niye? Pres yapıp da ben çalım yersem veya bana ortadan sıçan yaparlarsa diye korktular topa girmekten. Hani intihar komandosu gibi baskı yapıp ikinci, üçüncü adamı aldırmadılar. Çok iyi alan savunması da yapmadılar, adam savunması da yapmadılar. Beşiktaş takımı kopuk kopuk oynadı bugün ya. Ya 2 iken maç gidiyor. Yani ben televizyon başında maçın gidebileceğini düşünüyorum. Evet. Sana da söylüyorum, Yunus'a söylüyorum. Haftayımda söyledik. Öyle mi? Haftayımda. Yani Beşiktaş 3'ü bulmazsa işi çok zor. Çünkü çok iyi uyutuyor İstanbulspor takımı. Yani top yapıyorlar, ortaya alıyorlar, geri pası yapıyorlar. Giriyorsun, tık diye biri boşa çıkıyor. Çok boşa çıkıyor. Çok boşa çıkarak top yapıyorlar. Bunu çok maçta da yapıyorlar. Yavaş yavaş da ligi alışmaya başladılar ha. Hocam şu ısı haritası İstanbulspor'un bütün sahaya dengeli yayıldığını gösteriyor. Evet kendi sahasında daha fazla durmuş ama sahanın her yerine basmış. Beşiktaş da öyle gözüküyor ama aynısının İstanbulspor'da olmaması lazım. Sen İstanbulspor takımını çıkamayacak hale getirebilmelisin Beşiktaş takımı olarak. Önde baskı yapmalısın. ikinci şansı toplamalısın. ikili mücadeleleri kazanmalısın. Beşiktaş böyle oynuyordu. Beşiktaş'ın İstanbul Spor'un hücum ederken hücumdaki ortaya baksana. Kimse var mı? Kırmızı pembe bile yok. İşte. Ha, niye? Niye? Açıyorlar kenarları oyunu. Hocam gıcık top oynuyorlar. Akıllı top oynuyorlar. o, o yani hoca etkisi. Için gıcık oynuyorlar. O hoca etkisi. Kendileri için akıllı oynuyorlar. Kenarlara götürüyorlar. Kenarlarda oynuyorlar. Ortayı boşaltıyorlar. Ortaya başkaları gidiyor. Hocam ben Beşiktaş'ın yani Muleka'yı vs. nasıl kesecek falan dediler ama ben her şekilde Gezal'ı aradığını düşünüyorum. Çünkü ya, Gezal bir oyun aklı koyuyordu. Farklı bir tabii. Ee, Beşiktaş'ın Gezal'ı aradığını düşünüyorum. Yani derbide işte milli maç arası var herhalde olacaktır. Ee, e tamam da Gezal olmasa sen böyle mi oynayacaksın? E işte hocam o zaman çözüm çıkartmak. Hocam üçüncüyü çıkar yani. Oyuncuya bağımlı oynuyorsan tabi sıkıntı. Olmaz abi Gezal olmadı tamam da olmayabilir sakatlı olur. Tabi. Sen ona göre planları ne yapacaksın? Az önce söylediğim o işte. İkinci plan üçüncü planın ne olacak senin? Makas açık. E Beşiktaş'ın yok. E şimdi iki takımın kadrosuna baktığında, para değerine baktığında kaçar para var Allah aşkına bir söyler misin? Bütün kadrosu 15 milyon euro şeyin, İstanbul Sporu. Beşiktaş'ın? Beşiktaş'ın yüzün üzerindedir herhalde. Ne kadar arkadaşlar? Bir baksınlar. Beşiktaş'ın. 11 değil de, 11'lere de bakabilirsiniz bir Berkaycığım. Şey de olabilir... Şimdi söyleyecekler. Bir düğmeye bassınlar bakalım. Yani e, ilk 11'ler için söyleyeyim bugünkü çıkan hocam. 6 milyon euro İstanbul Spor. 6 milyon euro İstanbul Spor. 68 milyon euro Beşiktaş. Hı. <laughs> yani neredeyse 11-12 katı falan.